Merhaba arkadaşlar, ben Umut. Nasılsınız, umarım iyisinizdir. Bugün belirlenen Vost'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi girelim. Girdik. En son köyün etrafına alan çevirecektik. Bu arada bu iskarpeli yanımda taşıyacağım. Odunlar kısmında chest var mı? Yok. Chest yapacağız birkaç tane oraya götürmek için. Toprak götüreceğiz bir sürü. Gerçi iki chest varmış. Bizdekileri taşırız o zaman. Bayağı bir şey yapacağız. Taş tohumu. Bir tane alalım. Orada crafting table olsun diye. Bir de şey alacaktık, evet. Bloklardan taş alacağız. Çünkü çin setli yapmamız gerekiyor oraya. Birkaç bir şeyden bahsedeyim. İlk olarak farklı bir köy bulmamız gerekiyor. Evet, anasını avradım ama yapacak bir şey yok. Çok uyuz ediyor, biliyorum. Benim de hiç hoşuma gitmedi. Köyü bulmak zorundayız arkadaşlar. Galiba. Emin de değilim. Bakacağım şimdi duruma göre. Bayağı bir şey hazırlamışız. Ama bunları şimdi götürmeyeceğiz. Kaç bölümdür bununla uğraşıyoruz lan? Yine aramak istemiyorum. Evet, köye geldik nihayet. Hadi girelim portala. Evet. Yaratıklar yanıyor, güneş batıyor. Bunda zoom falan olmadığı için anlamıyorum. Şimdi bizim bu köylerin mesleğine bakacağım. Bu normal. Pis köylü galiba. Yok, bu Priest'ti. Bunların takası niye açılmıyor lan? Ama önce şunları güvenli bir alan yapmam gerekiyor. Ve bunu yapmak da elbette çok yemek ve çok zaman alacak. Bakın, bir tanesini unutmuşuz. Yani doğru mu görüyorum bilmiyorum, bakayım. Evet, bir tane köylü zombimiz var burada. O köylü zombiyi içeri çekeceğiz. Bu köylüleri de evlerine çekeceğiz. Ama önce duvarı yapmalıyım. Ondan sonra uğraşırım onlarla. Var, tamamlandı. Şimdi sınırları aydınlatacağım. Evet, kütüphanecimiz. Yeni kütüphanecimize merhaba deyin. Artısı bak. Bir tane daha varmış. Gündüz her taraf ışıklı olduğu için ışıklandırabileceğim yerleri göremiyorum. Bu yüzden bu işe gündüz devam edeceğim. Bir tane soul urn alıyoruz. Biraz elmas alıyoruz. Bakacağız alacaklarımıza. Fırında bir sürü etimiz var. Bir tane ruh kalanızını ver bakalım. Şu zombi kafaları falan filan lazım olacak. Artık parçalamayacağız onları. Priest onlardan alıyormuş. Yanlışlıkla yetişmemişlerden kestim de. Boş ver. Olur öyle. Bu koku abinler takasta çok kullanılıyor. Burayı sık sık kontrol edeceğiz. Bir ara jungle odunu kesmeye gideceğiz. Hatırlatın. Aa, yumurta. Yumurtalar hatta. Hadi bunları pişirelim. Ya da yavru deneyelim. Evet. Son anda tuttum. Bu deri zırhları kesinlikle tamir etmemiz gerekiyor. Evet, elmas. Bu anca yeter. Yani umarım yeter. Anca yeter değil miydi? Umarım yeter. Hop, bölümünde derimiz azmış. Deri seti yenileyemeyeceğiz. Üstümdekilerin kırılmasını da istemiyorum ama dayanıklıkları o kadar az değil. Sıfıra gelince çıkarırım. Bir sürü
Çeşit çeşit ağaç kesmemiz gerekecek. Bu da net bir bilgi. Kemik tozu. Takasta bir sürü kemik tozu istiyorlar. Ve şey yapacağım. Yün. Kahverengi yün. Onu da istiyorlar. Dışkırlı değil de kakao tozuyla yapalım. Geçen tüm yemekleri bok ettim istemeden. Elmas'la bu köyleri kendi evlerine çekeceğiz. Ve video bitecek. Bir ışıklandırma yapacağız. Şuraya bakalım neler oluyor. Burada demirler pişmiş. Ben unutmuşum bunu tabi ama pişmişler işte. Muhtemelen yakında dispawn olacaklardı. Aklıma bile gelmedi. Öylesine bir bakayım dedim. Ben bunu unutuyorsam yandık zaten. Bunu unutan neyi unutmaz ki? Biraz toprak ver bakayım. Kuş odunu alayım. Takaslarda in isteyebiliyorlar. Cam ikinci seviyede. Şimdi camlık bir işimiz yok. Kaktüsü şey istiyor. Priest. Bir levelde istiyor. 64-64 istiyorum de genelde. Buraya beyaz yün. Buraya da kakao tozu. 32 tane koyuyorsunuz bu arada. 32 tane yün, bir tane de renk. Kakao tozu veya bok. Kahverengiye çeviriyor. Ben kakao tozunu tercih ediyorum çünkü yemekleri çıkarmakla uğraşmıyorum. Köylere bakacağım da şimdi. Umarım şey yapmamız gerekmez. Farklı köy bulmamız. Evet, güneş batmış. Senin sesi biraz yüksek geldi de yüksek değil. Siz de duyun, bir şey olmaz. Hop. Tamam. Kendimi biraz fazla zorladım orada atlarken. Şuraya da bir meşale. Şunun çatısına da bir meşale lazım. Hop, şuraya da bir meşale. Evet, buraya konmuyormuş. Şurayı kırayım. Şöyle bir meşale. Civar mahalleye bakacağım şimdi. Işıksız bir yer var mı? Şurası ışıksız gibi. Ay durumu da aydınlık olduğu için çok kolay anlaşılıyor. Pardon, çok zor anlaşılıyor. Neresi sıkıntılı, neresi değil. Zor anlaşılıyor. Mesela şurası sıkıntılı gibi. Şimdi köylüleri dışarıda bir yere sıralı bir şekilde yerleştireceğim. Böyle kutu kutu yaptım ya bunları. O şekilde yerleştireceğim bunları. Bunlar ışıksız geliyor bana. Özellikle de şurası bayağı ışıksız geldi. Bu ekinleri şeyler ele geçiriyor. Sandığa koyup bazı şeyleri atayım da ekinlerle ilgileneceğim. Sandık şurada dursun. Bunları hangi eve alsak şimdi? Bakın bu köylüler elinize zümrüt tutunca sizi takip ediyorlar. Gösterelim hemen. Gel bakayım. Gördünüz mü? Portala yakın tutmayacağız. Elimizdeki en net bilgilerden biri bu. Portala yakın durmayacaklar. Çünkü portala yakın dururlarsa cadıya dönüşürler. Kulağa saçma geliyor ama öyle. Dostum geç şöyle. Bekle bir yerime toprak alayım. Bunun yanına böyle yavaş yavaş köylüleri getireceğim. Sınıflarına göre ev koyacağız onlara. Ha, bu mesela normal köylü. Bunu yine oraya götüreceğiz. Gel bakalım. Oraya değil. Dur bakayım. Bir tanesini de şuraya atacağız. Şöyle geç dostum. Düz mantık yerine göre iyidir. Buradakini almışız zaten. Bu aldıklarımızın yerini kırayım. Koluna vurdum duvarın içinden. Hileyim. Çaktırmayın. Evet, kılıçla kırınca ip gelmiyordu, doğru. Bedirden Wolst'a öyleydi. Bu arada unuttum, o tek köylü zombiye de bakacağım şimdi. Gündüz olunca. Şuraya bir meşale. Kaktüslere çarpma. Ben çarptım. Tamam, ben malım. Sen sorgulama, ben malım. Dostum dur. Heh, şöyle. Şuradan şöyle bakacağız hepsinin takasına. Buradaki çıkmış, burayı tamamen yok edelim. Portala yakın olanları önden değil de arkadan alacağım. Ne bileyim, portala doğru 1-2 blok gider de canlıya dönüşür de şimdi Bedir'den Wolves oynuyoruz. Riske atmayacağım. Bari hepsi aynı olsun. Aa, camı da kırdık. O uzaktaki köylüye bakayım. Üst tabakadan ve alt tabakadan köylümüz var. Bize orta tabakadan köylü lazım şimdi. Hemen kıralım. Evet. Dönüşmeye başlasın. Tabii şurayı kırayım bir. Rahip de kütüphaneci. İkisi de üst element köylü. Kasap olmadan sona gidemiyorsun. Kasap zorunlu. Maalesef. Kasap yerine demirci de olur. Şu köylünün dönüşmesi kaderi belirleyecek. Kasap falan bulmamız gerekiyor. Kesinlikle. Gel bakalım. Kasap veya demirci çıkması gerekiyor ki çiftleştirerek onları çıkarma şansım olsun. Şöyle gel bakalım.
Şeyde değiştirirler bu köylü takaslığını 1.6'da. Onun için böyle. Lan! Bakıyorum etrafa daha köylü var mı? Burayı da parçalayalım. Parçala gitsin. Hiç uğraşılmaz. İçeridekileri de böyle yapacağım. İçeri gidince. Bir sürü patates olmuş. 31 tane. Ekinlerin baltayla toplanması hala tuhaf geliyor. Bana en azından tuhaf geliyor. Bu samanlar sadece hayvanları çekmek için kullanılıyor. 16 oldu patatesler. Onlara sonra alacağım. Burada entelektüel köylüler vardı. Ortada da bir tane normal köylü varmış. Ne olur demirci veya şey çıksın. Kasap. Kasap çıkarsa daha iyi ama demirciye de okuyayım. Çiftleştirerek demirci düşürülebiliriz. Yok, bu normal köylü galiba. Evet, pis gözüküyor. Normal köylü bu. Aynen. Heh, al takas da yapalım. Al. Şimdi gel benimle. Entelektüeller kütüphanede kalacak. Bak, bunların hepsi normal köylü. 7 tane var şu an. Evet, yağmur başladı. Şurada bir köylü varmış. Senin yerinde şurası dostum. Tabii şuraya bir el atmam gerekiyor. Diğer sonuncu da şuraya gelecek. Az sonra size köyleri nasıl çiftleştiğini de göstereceğim. Bak şimdi. Şunların arasını açayım. Eskiden elmas kültesiyle çiftleşmiyordular. Sadece elmas, normal elmas haliyle çiftleşiyorlar. Ama bunu elmas kültesiyle çiftleşecek şekilde 1.6'da değiştirirler. Dostum, porno vakti. Hadi. Aynen. Böyle oluyor. Görmeniz için yaptım. İki elmas kolay bulunur zaten. Bu da rahip doğmuş. Elbiselerinden anlıyorsunuz. Aa, velet yine gelmiş. Buraya gelince oyunun FPS'i azalıyor. 9 tane köylü var ha. Gel bakayım. Sizi de kütüphaneye kilitleyeyim. Sizin yeriniz kütüphane. Siz entelektüel insanlarsınız. Çünkü kaderiniz böyle. Biz seçmiyoruz kardeşim entelektüel olmanızı. Öyle doğuyorsunuz. Şuraya bir torch. Şurada son bir tane köylü var. Onu da alalım. Kütüphaneci. Velet kaçmış oradan. Bu veledi farklı bir yere tıkmamız gerek. Şimdilik. Evet. Buraya bir kum taşı. Buraya bunlar. Ha, şimdi yiyorsa çıkın. Velet. Gerçi velet çıkar buradan ya. Şöyle yapacağım. Velet büyüyene kadar böyle olacak. Bu da burada üzgün üzgün bakıyor. Tüm köylüleri yerlerine soktuğumuza göre iki manada da şimdilik ekinleri toplayabilirim. Yani ekinleri barbarca yok edebilirim. Çünkü iki tarafın ekinine bakmak çok zor olur. Uğraşamam. Bunları birleştirmemişim envanterde. Benim hatam. Bu arada aklıma şey geldi. Sesi yükseltin demiştiniz. Yükselttim biraz sesimi. İyi olmuş mu? Buralara belki bir şeyler ekerim. Ama saksıyla. Dümdüz ekmem. Evet, bunu alamıyorum. Ne atabilirim? Şu merdivenleri at. Bakayım başka bir tarla kalmış mı? Kalmadı herhalde. Bu içerideki kaktüsler kalsın da çölde olduğumuzu hissedelim bir. Benim gördüğüm tüm köyler tamam burada. Her şey tamam. Sadece bize bir tane kasap lazım ve bir tane kasap için o kadar gezmek istemiyorum. Sokarlar öyle işe. Rünlenmiş kafatası. Rünik kafatası. Evet. Butcher yani kasap. Kasap olmadan rünlü kafatası yapamıyorsunuz. Aslında bir yol daha var. Düşündüm de. Wither iskeletlerine dadanmamız gerek. Onun için de. Evet, aferin, toprak iste. Burası böyle KYK yurdu gibi oldu. Ben de KYK yurdunda kalıyorum. Şu anda. KYK'da çekiyorum videoyu. Coğrafya kaderdir diyoruz ve buradan çekiliyoruz. Şunların takasına bakalım. Hemp istiyor.
Çok şey istiyorsun kardeş. Veleç varmış burada. 1,5 blok zıplayamaz. Şuradan şöyle bakayım. Bu kağıt istiyormuş. Tamam, zombiler falan filan bunların yanına gelemez. Burası güvenli. İşimiz bitti köylülerle. Dur, nedir taşlarını alayım da. Zümrütler kalsın. Şimdi birazcık takas yapalım. Topraklarla. Kemik tozlarıyla ve kahverengi günlerle. Bunlar ilk başta sadece satın alıyor. Satmıyorlar. Geliştikçe satmaya başlıyorlar. İleride bir sürü yemek satacaklar. Böylece ava gitmek zorunda kalmayacağız. Avcılığa hiç gerek kalmayacak. Tabii kasabamız yok, o yüzden yine gerekir biraz. Evet, bakın yüncü. Kemik tozcu. Jungle odunu istiyormuş. Meşe odunu istiyormuş bu da. Kuş odunu isteyen var mı beyler? Yok. Bunlar böyle bir sürü odun isteyecek şimdilik. Gıcık, biliyorum, yapacak bir şey yok. İlk başları böyle köylü ticaretinin. Çok kazık istiyorlar. Orman ağacı. Kahverengi yün. Bir taneyle kaçırıyoruz. Koyun beslemeye başlayabiliriz. Sırf bu kahverengi yün olayı yüzünden koyun çiftleştirmeye başlamamız gerekebilir. Köylü ticareti bu şekilde. Kuş odunu isteyen yok maalesef. Güneş doğuyor. Hava şimşekli lan. Şu an hava şimşekli, bulutların siyah olmasını anladım. Bir de bakın, burada ateş oluştu çünkü şimşek düştü. Hava şimşekli bu arada, net. Ana, sandığa düşmez umarım. Sandık diyorum da bana da düşebilir. Şu an ben korktum mesela. Bu şimşekli havayı bozdular bu şeyler. Sesini duymuyorsun şimşekli havanın. Sadece havaya bakarak anlayabiliyorsun siyah bulutlardan. Meğer ben bu sandığı koruma altına almak istiyorum. Şu şekilde. Tamam, bu yeterli. Chest'e bir şeyler atayım. Toprakları da atayım. Artık eve dönebiliriz. Kuş odununu atmayı unuttum da. Şuraya atalım. Aklımıza gelir zaten. Bir şey olmaz. Hadi dönelim eve. Normal yağmurluya dönmüş. Windmill'imiz parçalanmamış. Şans eseri diyebiliriz. Makası ver bakalım. Şu hampleri toplayalım. Hamplerini genişletmemiz gerekebilir. Bazı konularda grind'da gerideyiz. Mesela koyun çiftliğimiz vesaire yok. 5 seviye köylü yapınca ondan miselyum alıp mantar ağaçları yetiştireceğiz. Onu yapmamıza daha çok var tabii. Sonraki bölüm 2 level köylü yapsak şükür diyelim, başımıza koyalım. Öyle diyeyim size. Bu arada bu bone meal çalışmıyormuş. Şeyde, saksıda. İlk haline çalışıyormuş ya da. Öyle bir şey hatırlıyorum. Evet, zırhlar boku yemiş. Bunları hemen götürüp eritelim. Sonraki bölümün konusu da burada belli olacak şimdi. Yağmur bitti. Harika. Sonunda. Geri dönüştürelim. Arkadaşlar, sonraki bölümün konusu ne biliyorsunuz mu? Sonraki bölüm su çarkına geçireceğim bunu. Bu tekniği su çarkına bağlayacağım kökünü. Böylece şimşekli havada mal gibi uğraşmayacağız. Bunları yapınca tutkal oluyor ya, bunlardan yapacağız şimdi. Bir tanesi kalsın. 8 tutkal yetiyor. Yel değirmeni yapacağız şimdi. Pardon, ne yel değirmeni? Su çarkı. Kapamayı unuttum şunu. Tamam, yeter. Şöyle en ortaya tutkal. Sol tıka basılı tutup şöyle. 8 tane tahta çark kanadı. Bunları tek tek koymak çok sinir bozucu ama yapacak hiçbir şey yok. Böyle koyuyoruz. Su çarkı. Aynı zamanda bizim bu TR vatandaşı köylüleri 3'ten 4 yaparken, bu arada onlara TR vatandaşı diyeceğim çünkü harbi öyle ama bize çok kötü davranıyorlar. Yine su çarkı istiyorlar. Bir sürü su çarkına ihtiyacımız olacak ileride. Net. Şimdi bunu su çarkına bağlayacağım sonraki bölüm. Ondan sonraki bölümde şey farmını hazırlamayı düşünüyorum. Karpuzla, neydi onun adı? Karpuzla bal kabağı farmı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada Might'ı bitirdik, onun videosunu da yayınlayacağım. Editleyip. Ne zaman bilmiyorum. Bir ara yayınlarım.